Değerli arkadaşlarım merhabalar. Bekir Çelik ben. Yeni bir konseptle şu an karşınızdayım. E, stüdyo çekimiyle birlikteyiz. E, tarih derslerini buradan işleyeceğiz. Büyük ekran kullanacağız. Anlattığım görseller direkt karşınızda büyük olarak görünecek. E, teknolojinin bütün imkanlarını kullandık yani sizin için. Büyük resimler, büyük slaytlar, büyük görseller, kısa ekranda direkt ders anlatırken görebileceğiniz şeyler. Çünkü dikkat ettim bu işi yapan arkadaşları da var. Beyaz tahta daha çok kullanılıyor. Ben de daha önceden video çekmiştim. Biraz amatör sınıf ortamında arkadaşlar istedi diye koymuştuk. Orada tahtada yazı yazsak da tahta görünmüyordu. Onun için ben slaytlar üzerinden gideceğim ve slaytları ben ders anlatırken siz direkt karşınızda görebileceksiniz. Bir de neyi anlatıyorsam o karşınızda büyük bir görsel olarak görünecek. Onun için biraz daha teknoloji kullandık. E, tamamen güzel bir şey olsun diye bayağı ciddi bir emekle e, karşınızdayız. Mesela ben burada size Sivas Kongresi'ni anlatırken kongre binasını göreceksiniz ve binanın önünden anlatacağım size. Mesela Taç Mahal'i anlatırken Taç Mahal'in önünde olacağım. Yani sizinle birlikte şöyle dünyayı dolaşacağız. Şöyle kısaca bir bilgi vereyim isterseniz ondan sonra anlatmaya başlayayım. Bizden tarihte ee, hemen her sınavda soru gelir. KPSS'de biliyorsunuz 27 tane soru geliyor. Hakimlikte 12 tane soru geliyor. İnkılap tarihinde e, şey kaymakamlıkta inkılap tarihinden 4 tane soru geliyor. İcra müdürlüğünde 10 tane soru geliyor. TYT'de 5 tane soru geliyor, AYT'de 10 tane soru geliyor. Askerlik sınavında askeri sınavlarda, polislik sınavında herhangi bir yere girdiğinizde mülakatlarda yani tarihin karşınıza çıkmayacağı hiçbir yer yok. Onun için bu işi burada bir seferde halledin diyorum ben. Birlikte bu dersi birlikte halledelim ve bütün sınavlarda girip full yapın. Ben kimse tabii böyle bir şeyin garantisini veremez ama daha önceki deneyimlerim ben yaklaşık 17 yıldır falan bu işi yapıyorum. Öğrenciyi tanıyorum, sınav sistemini tanıyorum. Daha doğrusu rakibimiz ÖSYM'yi tanıyorum. Neyi, nasıl, nereden sorabileceğini biliyorum. Onun için dersi anlatırken size böyle tamamen düz değil, hikaye ederek anlatırım. Ayrıca konuyu anlatırken size e, her konuda bu soruda ne bu konuda ne çıkabilir soru, onları söylerim. Onun dışında konu e, kitaplarımız var, Fetihname konu anlatımı, soru bankası, deneme, KPSS denemesi, hakimlik denemesi e, ve tamamı özgündür. Mesela ben konu anlatımında hazırlarken düşündüm. Ben öğrenci olsaydım nasıl çalışmak isterdim? Hacimli 500-600 sayfalık bir kitap mı olsun isterdim? Şimdi bizim tarihte biliyorsunuz. E, bin sayfada yazabilirsin. Ansiklopedi yazı sırf Osmanlı tarihinin kendi başına 15-16 ciltlik ansiklopedileri var. Ama siz sınava girecek insanlarsınız. Bizim görevimiz olayı olabildiğince pratikleştirip size vermek. Öğretmenin amacı o. Yoksa herkes sözel derslere özellikle oturup kitaptan kendi de okur. Bizim burada size artımız ne? Artımız ne? Mesela ben kitabı hazırlarken konu anlatımı kitabında her sayfanın altına üçer tane soru yazdım. Ya bu sayfada ne sorulabilir? Ben olsam ne sorardım? Mesela öğrenci bunu okurken kendisi direkt çıkaramayabilir. Ama ben aşağı yukarı orada ne sorabileceklerini tabi biliyorum tecrübeyle. Onu soru olarak yazdım. Her nütenin sonuna soru cevap tekrarları koydum. Yani siz mesela ben öğrenci olsam konuyu çalıştım. Alttaki soruları da çözdüm. Ama tekrar edeceğim yarın. Oturup baştan mı okumam lazım? Ya da not mu çıkarmam lazım? Ne yapmam lazım? Buna gerek yok. Ben sizin not çıkarmanız çıkarabileceğiniz şekilde her ünitenin sonuna soru cevap tekrarları koydum. Ayrıca soru bankasında olan sorular konu anlatımında yok. Hepsi özgün. Ve deneme olarak da deneme olarak da ben ÖSYM olsam KPSS'de ne sorardım? Bir de daha önce sormuş oldukları şeyler var biliyorsunuz. Bunlar hep referans. Yani şimdi bu adamlar bir iki tane böyle absürt soru olabiliyor. Ama onun dışında böyle çok uzaydan soru getirilmiyor ki. Sorulara sorulara takla attırıyor adam aynı konuyu tekrar bir daha soruyor bir daha soruyor onun için bu kalıpları da bileceğiz. Ben dersi dediğim gibi olabildiğince size hikaye ederek anlatırım ve benim konu anlatırken e, burada slaytlarda göreceksiniz görsellik hafızanızda oluşacak. Bizim dersin zaten öğrencinin yapamamasının en büyük sıkıntı şu yani bizim dersi aslında dinleyen de değil anlayan şey e, anlatan da kabahat. Şimdi tarih dersi biliyorsunuz insanların korktuğu bir ders. Bazen soranlar oluyor. Hocam dersi ben nasıl çalışayım? Yani gece mi kalkıp çalışayım, sabah erken mi kalkıp çalışayım, amuda mı kalkıp çalışayım falan. Böyle bir şeye gerek yok. Herkesin kendine göre bir stili vardır. Bazı insan mesela ben gececiyimdir. Gece çalışırım yani. Bazısı sabah çok erkenden kalkar çalışır. Bunlar artık belli yetişkin insanlarız. Yani kendimiz bunu ayarlayabiliriz. Önemli olan açtığında karşındaki adam sana hitap ediyor mu? Konuyu anlatırken elindeki kaynak sınava hitap ediyor mu? O önemli. Karşındaki soru özgün çıkabilecek soru mu? Yoksa sana vakit kaybettirecek öyle alelade laf olsun diye yazılmış bir soru mu? Bunlar önemli. Yani bunlar önemli. Onun için ben size bütün bilgi birikimimi, tecrübemi burada aktarmaya çalışacağım. Şimdi dershaneye gidemeyen arkadaşlarımız var, biliyorsunuz. Ee, onun için e, bu işi yapan arkadaşlarımız var, güzel yapan arkadaşlarımız da var. Ben de daha önceden e, çok fazla akademik çalışmalarla uğraştığım için biraz da bu işi çok fazla yapmadım. Öğrencilerin talebiyle böyle bir pandemi döneminde. Ee, uzaktan eğitim videosu çektim, hem de ders anlattım ki faydası olsun diye pandemide. Bir de sınıf ortamında çektiğim amatör şeyler vardı. Şimdi ilk defa profesyonel bir ortamda size bu dersi anlatacağım. Ee, konu olarak e, bütün derslere yani konu olarak KPSS'den bahsettiğim örnek olarak. Çünkü asıl herkesin aşağı yukarı girdiği bir sınav. Önce üniversite hazırlık sınavı ardından KPSS. Hakimlik, kaymakamlık biraz daha spesifik alanlar da. Şöyle kısaca bahsedeyim ben. Bu dersi nasıl çalışmalıyımdan ondan bahsettim. Şimdi de nereden kaç soru çıkıyor ortalama mesela. Şimdi üniversite hazırlık sınavıyla KPSS'nin tek farkı var. KPSS'de ilk çağ tarihi yok. İslam tarihi yok. Baştan sona kadar Türk tarihi anlatacağım size. TYT için, AYT için ayrıca tarih öncesi dönemleri, ilk çağ tarihini ve İslam tarihini de ayrıca anlatacağım. Onları ayrı video olarak paylaşacağım. KPSS'ye ayrı video olarak paylaşacağım size arkadaşlar. Ki kafa karışıklığı olmasın. Ama %90 bütün sınavlarda konuların içerikleri aynıdır. KPSS'den ben size örnek vereyim. Bu 27 soru mesela nereden geliyor? Bir ya da iki tanesi İslam öncesi Türk tarihinden gelir. Genelde iki tane geliyor. Türk İslam devletlerinden bir tane falan soru gelir. Anadolu'daki ilk beyliklerden bir tane bazen de gelmez. Anadolu Selçuklu Devleti'nden bir ya da iki soru gelir. İkinci beyliklerden belki sıfır belki bir soru gelir. Osmanlı Devleti'nden dokuz tane soru gelir. İnkılap tarihinden sekiz tane soru gelir. Çağdaş Türk Dünya tarihinden üç tane soru gelir KPSS'de. Mesela bu Çağdaş Türk Dünya tarihi dediğimiz konu, yakın tarih dediğimiz konu KPSS'de 3 soru geliyor ama üniversite hazırlık sınavında yani AYT'de çok daha fazla soru geliyor buradan. Çağdaş Türk Dünya Tarihi. Ayrıca başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela KPSS A grubusun alancısın. Uluslararası ilişkiler çözeceksin. O test var. 40 soruluk bir test bu. O 40 soruluk testin yarıdan fazlasını buradan yapabilirsin bu anlattığım şeyde. Yani dediğim gibi tarih her yerde var. Her yerde var. Mesela mülakata gireceğim bir yerde. Adam soracak soru bulamıyor sana. Nerelisin diyor. Mesela Sivas. Ben Sivaslıyım. Ee, Sivas kongresi ne zaman yapıldı? Hakkında bilgi verebilir misin? Diyor. Anladınız mı? Bir de ülkede biliyorsunuz sonuçta bir de herkes tarihçi. Günlük hayatta da öyle. Ama nedense ülke olarak çok fazla tarihimizde bilmiyoruz. Öyle bir durum da var. Şimdi ee, böyle bir giriş yaptıktan sonra isterseniz ilk konuyla anlatmaya başlayayım size. İslam öncesi Türk tarihiyle başlayacağım anlatmaya konuya. Ee, dediğim gibi TYT ve AYT için baş daha önceki ilk çağıyla İslam tarihini ayrıca çekip onlara ayrı bir e, başlık altında oynatma listesi farklı bir oynatma listesinde paylaşacağım. Evet. Şimdi burada KPSS öncelikli öncelikle İslam öncesiyle burada başlayacağım anlatmaya. Ee, madem baştan sona kadar size Türk tarihi anlatacağım ben gençler. O zaman Türk kelimesinin anlamıyla başlamak lazım. Değil mi? Türk nedir? Ee, Türk kelimesinin anlamıyla başlayacağız. Şimdi bununla ilgili bir sürü rivayet var. Normalde Türk bizim aslında ismimiz değil, lakabımız. Yani biz birbirimizi boy isimleriyle çağırıyorduk. Çinliler hepimize muhtemelen Türk dediler. Sonra bu böyle kabul gördü ve ondan sonra da kullanıldı muhtemelen. Ama yine de o şeylerden bahsedeyim. Mesela kim ne demiş? Bizim için kim ne diyor? Vanberi diye bir adam var. Armanius Vanberi. Bu adam Slovakya doğumlu Yahudi bir vatandaş. Macaristan'da yaşıyor. Ve hiç okula gitmemiş. Örnek bir adam biraz onun için söylemek istiyorum bundan biraz bahsedeceğim size. Çünkü bazı böyle adamlar vardır. Hayatları çok değişiktir. Böyle adamların hayatları e, ee, incelenmesi gerekir. Mesela bizim e, rahmetli Adnan Kahveci vardı. 90'lı yıllarda ekonomide bakanlık yapmış bir isimdi. Onun hayat hikayesi de böyle örnektir. Biz Bizim gibi böyle sıradan hayatı olanlar var. Bir de böyle değişik hayatları olanlar var. Armanius Bamberi dediğimiz adam e, ayağının birinde bir sakatlık olduğu için hiç okula gitmemiş. Ve kendi kendine oturup 6-7 tane dili öğrenmiş. Çok değişik bir adam. Sizi de motive edecek bir şey bu. Yani istediği zaman insanoğlunun yapamayacağı şey yok. Onu söylemek istiyorum. Sonra bu adam e, diplomatik şeylerle uğraşmış. Ve çok ilginç bir şekilde ge, e, gezintiye çıkmış. Hangi seyyahlık da yapıyor yani. Hangi ülkeye gittiyse orada saraylarda karşılanmış, ağırlanmış. Mesela Osmanlı'ya gelmiş. Bizim Abdülhamid'in sarayında oturup ta yan odasına kadar kalacak kadar yakınlaşmış. İran'a gitmiş, şahın sarayında oturup kalkmış adam. Evet. E bu adam İngiliz ajanı bu arada aynı zamanda. Evet. Bizim o zaman istihbarat ağımız geniş diyoruz falan evet doğru da ama hemen yan odada e, İngilizlere ajanlık yapan bir adam var. Hatta bir ara öyle bir dönem oldu ki aynı şu an bu Ukrayna meselesi gibi İngiltere, Rusya, Osmanlı hepsi birbirine girecekti. Bu adam orada kilit adam rolünü oynadı ve ara buluculuk yaptı. Bir ara dünyanın gözü bu adamdaydı. Ara yapabilecek mi? Değişik bir adam. Ha. Şimdi bu adam aynı zamanda Türkolog. Bizim buraya gelip gittikten sonra Türkolog olmuş. Hatta Macaristan'da Türkoloji Enstitüsü kurmuş bu adam. Ve Türk kelimesi için diyor ki türeyen çoğalan demektir diyor. Türk demek türeyen çoğalan. Bu da bizim millete uyan bir özellik biliyorsunuz. Biz millet olarak biliyorsunuz türeme konusunda sıkıntımız yok. Biraz e, nitelikli türeyemiyoruz işte öyle bir sıkıntımız var. Evet, onun için mesela Suriyelileri getirdik ki onlar daha çok türesinler burada diye hep birlikte türüyoruz. Türeme, çoğalma. Uygurlar Türk kelimesi için güçlü, kuvvetli demektir diyor. Çinliler miğfer diyor, başlık. Koruyucu demek aynı zamanda. Bizim Kaşkarlı Mahmut, buna dikkat etmenizi istiyorum. Türk kelimesi için diyor ki, Türk demek olgunlaşmak demektir, olgunluk çağı demektir diyor. Divan Lugati Türk bizim ilk söz Türkçe sözlüğümüzü yazan adam bu adam. Çok değerli bir adam. Karahanlı devletini anlatırken bahsedeceğim ve bunun eserinden çok da soru sorulur. Araplara yazıp gönderdiği bir sözlükte Türk kelimesini diyor ki olgunluk çağı, olgunlaşmak demektir diyor. Hatta yine bu eserinde anlatırken diyor ki at bizim için o kadar önemlidir ki diyor. At Türk'ün kanadıdır diyor. Sordular, de sordular. Evet. Yine Semerkant'ı, Buhara'yı, Kaşgar'ı anlatıyor. Uzun uzun anlatıyor. Ondan bahsedeceğim. İranlılar yalnız insan diyor. Türkler için. Bizim Gazneliler, onlarınki biraz saçma da, suyun kenarında oturan adam diyorlar. Türk kelimesi için. Bizim Ziya Gökalp. İddiatçıların fikir babası, Mustafa Kemal'in benim fikir babam dediği adam ileride anlatacağım. Türkiye'nin ilk sosyoloğu, çok kalite bir isim yine Ziya Gökalp. Türk kelimesi için diyor ki töre sahibi, nizam sahibi olmak demektir diyor. Türk demek. Evet. Burada özellikle Kaşgarlı Mahmut'la Ziya Gökalp'in tariflerine dikkat edin. Yani dersi anlatmaya başladık ya daha ilk dakikadan pat diye soruyu yakalamış olabiliriz burada. Evet. Kaşgarlı ile Ziya Gökalp'in ifadelerini sorabilirler. Onun için dikkat edelim. Peki. Türk'ten bahsettik. Türkler ilk nerede ortaya çıktılar? Ana vatanları neresiydi? Şu an size kimlik bilgilerini anlatıyorum ben. Hemen direkt ilk devletle başlayacak değilim. Türkler ilk nerede ortaya çıktılar? Türk kelimesinin anlamı neydi? Türklerin ilk komşuları kimlerdi? Ondan sonra tarih sahnesine nasıl çıktılar? Onu anlatıp ondan sonra sırayla devletlere anlatacağım. Mesela ilk Türk devleti Hunlarla başlayacağım. Son Türk devleti Türkiye Cumhuriyeti ile bitireceğim. Öyle. Türk tarihini incelemek zordur arkadaşlar. Türklerin tam yerini tespit etmek zordur. Size böyle bir soru da sorulabilir. Evet. Hemen bir soru çıkarayım size buradan. Der ki mesela, Türklerin ana vatanı tam olarak tespit edilememektedir. Ya da Türk tarihini bir bütün olarak incelemek zordur. Neden? Ve bunun bir sürü sebebi var. Bir kere bizimkiler göçebeler. Türklerin dünyada ayak basmadığı yer yok. Göç etmişler. Bu kavramları da çok karıştırıyoruz bu arada biz göç etmekle göçebe kavramlarını. Arkadaşlar göçebe bir yaşam tarzıdır. Bu adam yazın yaylaya çıkıyor. Şimdi bizim Toroslardaki Yörükler gibi kışında dağın eteğine iniyor daha sıcak olsun diye. Senede iki kere yer değiştiriyor. Bizim öğrenci nasıl zannediyor bunu? Böyle sırt çantasıyla nerede akşam orada sabah çingene gibi dolaşan adam zannediyor göçebeyi. Ha olur mu öyle şey? Adamın yeri, yurdu, vatanı belli. Peki yeri, yurdu belliyse göçebe'lik bizim işimizi niye zorlaştırıyor? E çünkü kalıcı eser yok. Türk tarihini incelemeye karar verdin. gitti, yeri tespit ettin. Kazı yaptın. Ne bulacaksın? Değil mi? Çadırın kazıklarını bulursun en fazla. Yani bina yok, kalıntı yok, bir şey yok. Göç etme olayı da zorlaştırıyor işimizi. Bizimkiler sırf Orta Asya'nın içinde bir yerlere göç etmediler. Dünyada ayak basmadıkları bir coğrafya yok. Hatta şöyle bir rivayet vardır ya. Türkler oku havaya atarlar. Okun düştüğü yere medeniyet kurarlar. İşte demek ki birisi oku attı. Sonra baktılar dediler lan ok nereye düştü. O zaman dağılıp arayalım dediler. Muhtemelen her tarafa dağıldılar. Dünyanın her yerine. Öyle bir şey söylüyorlar ya. Oku bulamadıkları için dünyayı dolaştılar diye. Bir kere bunu da bir sürü sebep sayılır ya. İşte Orta Asya'da nüfus arttı. Kuraklık başladı. Çin baskısı. Bunlar aslında biraz da resmi şeyler. İşin doğrusu. İçeride bu boylar birbirine girdi bizimkiler. Dışarıda da Çin'in baskısı var. E bir de biliyorsun bizimkiler hiçbir şey olmazsa bile merak ederler ya. Mesela şu karşında bir dağ var ve sen hiç gitmeyeceğin oraya. Mümkün mü? Bizim tarzımıza aykırı. Gidilecek bakılacak o dağın arkasında acaba ne var? Bizimkiler öyle 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 fetih düşüncesi, kızıl elma dediğimiz yani güneşi takip etme. Ta Asya'dan çıktılar, güneye Hindistan'a doğru indiler yukarıya Sibirya steplerini zorladılar. Doğuya gidip ta Çin'e kadar, Kingan dağlarına kadar indiler. Batıya geldiler, Hazar'ı geçtiler, Anadolu'ya girip çıktılar bir ara. Hatta muhtemelen beğenmediler o zaman. Yukarıdan dolaştılar Kırım'dan. Bugün Finlandiya'da bile Türk izleri var. Dünyada ayak basmadığımız bir yer yok. O ilk göçlerin haritasını da görüyorsunuz. Burada kimin nereye gittiğini, nasıl gittiğini genel hatlarıyla bilmemiz yeterli. Peki Türklerle ilgili bilgi edinmenin başka bir zorluğu da yıkım, savaş sürekli. Sürekli bir şeyleri yok etme. Biz biliyorsun bir yerde bir medeniyet inşa ederiz sonra onu yıkarız sonra bir tane daha yaparız. Öyle bir şeyimiz var. En önemlisi de bunların içinde yazılı kaynak bırakmadılar doğruduruz. Ya şimdi en önemlisi yazılı kaynaktır değil mi? Ee, biz Hatta buradan bir soru daha çıkarayım hemen size ben. Türklerle ilgili yazılı kaynak az olduğu için İlk bilgileri kimden öğreniyoruz deseler. Çin dediğinizi duyar gibiyim şu an. Doğru. Çin. Ama bu soruyu maddeli sorarsa size. İlk bilgiler Çin'de geçiyor. Doğru. Türklerle ilgili. Maddeli sordu. Dedi ki Türklerle ilgili ilk bilgileri işte kimlerden edinebiliriz dedi. Bir. Çin. İki. Moğol. Üç. Bizans. Dört. Sasani. İran yani. Dördü de doğru mu? Tabii ki doğru. E bizimkiler Çin'le iletişim halinde, onu bir herkes biliyor. E Moğollar bizim en yakın komşumuz, iç içeyiz zaten. İran'la iletişimimiz yok mu? Hatta birazdan size anlatacağım, bizim e, İskitler, e, İran-Turan savaşları diye kimle savaşıyorlar? Değil mi? Sasani de şey, Perslerle, İranlarla. E batı'ya gidenleri nereden öğreneceğim? Bizans'tan. Yani bizimkiler biraz da işi tarih yapmış, başkaları da bu tarihi yazmış. Evet, tembelliğimizi biraz da ona yoralım. Evet. Biz tarih yapmışız, başkaları da bunu yazmış. Peki yine de bir anavatan tespit edeceğiz biz bu zorluklara rağmen. Bir anavatan tespit edeceğiz. Eee Ötüken kutsal başkent. Türklerin kutsal başkenti Ötüken. Ötüken deyince kafamızda bir şehir canlanmasın bu arada. Dağlık, ormanlık bir yer. Evet, Ötüken merkeze koyuyoruz. Bunun hemen üstünde Sibirya stepleri var. Çin, şey, Rusya'nın bugün Oraya ismini veren de Türkler, Sabarlar, Sibirler zaten. Doğusunda Çin'in Kingan Dağları, güneyinde Hindistan'ın Himalayaları, batısında Hazar ve bu merkeze oturttuğunuzda bugün Türkmenistan, e, Moğolistan arasında bir yer çıkıyor. Demek ki Türklerin ana vatanı burasıydı diyoruz. Soruldu. Çok da basit bir soru. Orta Asya'nın siyasi merkezi neresidir diye sordular. Çok basit değil mi? ötüken soruldu. Evet ötükeni görüyorsunuz. Belki de hayatınızda ilk defa bugünkü haliyle görüyorsunuz. Bu açıdan dedim ya çok önemli. Biz biraz da tarih belgesel gibi çekeceğiz. Yani size anlatacağım şeyleri sadece sınavda değil, hayatınız boyunca belki unutmayacaksınız inşallah. Öyle temenni ediyorum. Bu benim hep hayalimdi. Bu proje hayalimdi. Şöyle diyordum tarihi baştan sona kadar Böyle genel olarak herkesin anlayacağı şekilde anlatan biri olsa bunu hep düşünmüştüm. Öğrenciyken de düşünmüştüm. Ee, şükür yapmak bize nasip oldu. Ee, Ötüken deyince bugün kafanda farazi bir şey canlandırmadan önce gör karşında. Türkler ilk buradan e, kök saldılar ve dalları dünyanın her yerine yayıldı. Ötüken de bir e, otağı görüyorsunuz bir adam göçebe halde buraya bir otağı kurmuş. Eskiden tabi oralar öyle değil. Türklerin herkesin bir arada olduğu bir yerdi burası. Ötüken. Evet. Kutsal başkent. Peki Türkler Orta Asya'da sadece Türkler mi yaşıyordu? Hayır. Bugün bilmediğimiz belki şey diye düşünün. Bunu da ana, şey, şöyle bağlantı kurabilirsiniz. Bizim Anadolu'da ilk yaşam yerleri yok mu bugün? Değil mi? Çatalhöyük, Alacahöyük falan gibi. Orta Asya'nın ilk kültür merkezleri nerelerdi? Orta Asya çok eski bir yerleşim yeri. İlk kültür merkezleri nerelerdi? Buna da bir göz aşınanınız olsun bu anlatacağım şey. Hepsini teker teker bilmemize çok da gerek yok. Anav Orta Asya'nın en eski kültür merkezi Anav. Atı ilk burada kullanıldığı söylenir. En eski kültür merkezi. Afanesyova, Andronova, Karasuk, Kelteminar, Tagar, Altay gibi Bunları muhtemelen Ruslar uydurup uydurup yazdılar herhalde. Ben, bana biraz öyle geliyor çünkü. Bunların içinde en eskisi Anav. En yenisi, en gelişmiş olanı Tagar kültürü. Tagar kültürü. Siz burada şeye odaklanın. Onu bilin yani. Bizim Türklerin en eskisi hangisi? Evet. En üstte olan Afanasyova kültürü, Türklerin en eski kültürüdür. Bunların içinde Türklerin. Evet. Buna dikkat edin. Mesela bugün Avrupa'da yaşayan milletlerin çoğu Orta Asya kökenlidir. Evet. Hatta buradan çıktılar ve batıya doğru biz önce onları bir kovduk. Sonra Karadeniz'in kuzeyinde kavimler göçü bir daha kovacağız. Bugünkü Avrupa'ya gidip yerleşecekler. Adım 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 gönderdik. Yani insanlık belli merkezlerden dağıldı dünyada. Yoksa düşünsenize, sonuçta aynı atalardan geliyorsak biz, muhtemelen bir yerlerden dağılmışızdır. Yoksa dünyanın her yerine öbek öbek havadan dökülmedik ya değil mi? Havadan dökülmedik. İlla ve genelde gidişat şöyle. Doğudan batıya doğru. İnsanoğlu genellikle çoğala 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 gitmiş batıya doğru. Her tarafa yayılmış. Peki bu söylediğim bilgiler dediğim gibi kimlik bilgileriydi. Kültürlerden bahsettim. Peki ilk bildiğimiz Türkler kim? Ya da bilmemiz gereken Türkler. En eski Türkler bir devlet olamaz değil mi? Bir topluluktur. Evet topluluktur. Bizim ilk çağ medeniyeti diye düşünün bunu da. Şimdi ilk çağ medeniyetleri yok mu? Hititler, Frigya. E bu da bizim ilk çağ medeniyetimiz işte. Türklerin. İskitler ya da Sakalar. Peki ne biliyoruz İskitlerle ilgili? Meşhur iki tane destanları var. Alper Tunga ve Şu destanı diye meşhur destanları var iki tane. Özellikle Alper Tunga. İskitlerin efsane lideridir. Türklerle İranların mücadelesini anlatır bu destan. Hatta sonunda Alper Tunga'ya bir ağıt bile vardır. Hep biliriz ya bunu. Alper Tunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Acun dedi dünya. Evet. Dünya ıssız kaldı mı diyor Alper Tunga ölünce. Bu ağıtın da İranlıların yakmış olması da ilginç. Normalde insan düşmanı ölünce sevinir, değil mi? İşte Alper Tunga Demek ki mert ve büyük bir düşman onlar için. Adamın e, İranlılar Alper Tunga'ya Afras yap diye bahsediyorlar. Soruldu bu. Bundan yıllar yıllar sonra anlatacağım. Firdevsi diye bir adam var. Şehname'sinde Alper Tunga'dan Afras yap diye bahsediyor. Afras yap Ulu Hakan demek ve İranlılar Afras yap diyor Alper Tunga'ya. Soruldu. Adamın önü Anadolu'ya Ege kıyılarına kadar gelmiş. O zaman Anadolu'da kim yaşıyor diyeceksiniz. Bak bağlantı bu açıdan önemli. Mesela bizim şu anki Anadolu'nun az yukarısında Kafkaslar'da İskitleri düşünün. A, bizim Doğu Anadolu'da Urartular var. İç Anadolu'da Hititler, Frigyalılar. Batı Anadolu'da İyonyalılar var. Ve İyonyalılar'da yaşayan bir adam var. Dünyanın ilk tarihçisi kabul ediliyor. Değil mi? Heredot. Alper Tunga'dan bahsediyorum. Düşün. İletişimin sıfır olduğu bir zamanda adamın ünü ta Ege'ye kadar gitmiş demek ki. Ne diye bahsediyor? Buna dikkat edin potansiyel bir sorudur efendim. Alper Tunga'dan bahsederken Türk başbuğu Modova diye bahsediyor. Evet Türk başbuğu Modova. Bizde ilk kadın hükümdar da İskitler'de. Tomlis Hatun. Alper Tunga'yı gördünüz. Şimdi de Tomlis Hatun'u görüyorsunuz. Savaşçı bir Türk kadını. Peki buradan şu yola çıkıp şu yorumu yapabilir misiniz? Türklerde kadınların da başa geçme hakkı vardır diye. Hayır. O zaman hata yaparsınız. Hatta böyle bir soru da soruldu. Türk veraset sistemiyle ilgili hangisi yanlıştır diye. Hanedanın sadece erkek çocuklarının başa geçme hakkı vardır diye bir şık vardı. Herkes dedi ki olur mu yahu yanlış bu. Tomris ne olacak o zaman dediler ve yanlış yaptılar. Bu zaten istisna olmasa söylemeyiz değil mi? Normalde kadınların başa geçme hakkı maalesef Türklerde yok. E bu istisna bir durum. Zaten İskitler devlet sayılmıyor. Daha topluluk sayılıyor. Evet. Bizde ilk mumya örnekleri de İskitler'de. Evet. Mumya dediğimiz nedir? Mısır'da meşhur. Bizde çok yaygın değil. Var mı denirse evet var. Mumya'nın esprisine adam ölünce işte mumyalıyorlar tipi bozulmasın diye. Geri dirilecek ya. Gerçi orada bir mantık hatası var. Mumyalarken biliyorsunuz iç organlarını boşaltıyorlar çürümesinde. diye. E, o zaman iç organlarını boşalttın diyelim. Hadi herif dirildi diyelim. Kaborta e, var, motor yok içinde. Değil mi? Neyle çalışacak? Geç yanına koyuyorlar. Dirilince alıp kendi takar diye oraya koyuyorlar. Mumya e, dünyada her yerde olan bir şey. Türklerde de var ve ahiret inancını gösterir. İlk bizde atı evcilleştiren de İskitlerdir. Ve ilk atlı birlikleri de İskitler kurmuş. Zaten gençler atı evcilleştiren ve e, demiri işlemeyi bilen adam dünyaya hükmeder o zaman. Bu ikisini biliyorsan eğer kimse seni durduramaz. İskitler ikisinde de profesyonel. Topluluk diye geçiyor da. Topluluk diye geçtiğine bakmayın. Adamların sınırlarını görsen şok olursun. Ta yukarıdan başlıyor. Karadeniz'in kuzeyinden bir ara bizim Anadolu'ya girmişler. Daha birkaç tane önce Erzurum'da İskitlerin balbalları bulundu. Mezar taşları Erzurum'da. Onun için hep söylüyoruz. Atatürk de söylüyordu. Malazgirt bizim Anadolu'ya ilk gelişimiz değil, son gelişimiz. Biz zaten vardık burada. Evet, vardık. Balbal bal dediğimiz de hem ahiret inancını gösterir, mezarın başına dikilen taşlardır. Düşman heykelcikleridir balbalı görüyorsunuz. Öyle sıradan bir mezar taşı değil. Ahiret inancını da gösteriyor ve geri dirileceğine inanılıyor. Dirileceğine inanılıyor. Onun için balbal bal bizde hem heykelciliğin başlangıcıdır hem de ahiret inancını gösterir balballar. Evet. Şimdi iskitlerle ilgili şu ifadeyi duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da duyun. Bozkır'ın kuyumcuları diye bir ifade. Bozkır'ın kuyumcuları iskitlerdir. Altın gümüş işlemeciliğinde de çok başarılıdır iskitler. Ve onlara bozkırın kuyumcuları derler. Ve dünya çapında meşhur bir eser altın elbiseli adam heykeli İskitlere aittir. Ve burada altın elbiseli adamı görüyorsunuz. İskitlere aittir. Komple altından yapılmış bir prens zırhıdır. Bugün Kazakistan'da sergileniyor ve sorulabilir. Dikkat edelim. Hatta duymuşsunuzdur bizim Amazon kadınlarından bahsedilir. Karadeniz'de savaşçı kadınlar. Karadeniz havzasında Samsun'dan Doğu Karadeniz'e kadar Efsane savaşçı kadınlardan bahsedilir. Kadın orduları var birlikleri. İşte onlar İskitler. Evet, İskitlerdir. Amazon kadınları, savaşçı kadınlar İskitlerdir. İskitlerle ilgili bilmemiz gerekenler bunlar arkadaşlar. Şimdi devletlerle başlayabiliriz. Bu bir girişti bu anlattığım şeyler. Devletlerle ilk Türk devletiyle başlayacağız. Devletleri burada görüyorsunuz. Asya Hun Avrupa Hun, birinci Göktürk, ikinci Göktürk, efendim, e, Uygurlar, ardından diğerleri. Bir sürü. Bunların içinde devlet kuran var, kuramayan var. Onlardan da kısa kısa bahsedeceğim size. Evet. İlk Türk devletiyle başlayacağız efendim. Asya Hun Devletiyle başlayacağız. Büyük Hun Devletiyle başlayacağız. Asya Hun Devleti ile ilgili e, bir ara vereyim isterseniz ondan sonra e, diğer derste e, Asya Hunları ile anlatmaya başlayalım. Girişimizi yaptık şöyle bir dinlenelim. Ondan sonra çayınızı alın ve ben birazdan tekrar sizinle birlikte olacağım. Burada bekliyorum.